Cumhurbaşkanlığı makamında oturan 81 milyonu kucaklaması gereken bir partinin lideri ağzıyla ve gözlüğüyle değil, aksine 81 milyonun cumhurbaşkanı olmaya bu kürsüde yemin etmiş birinin bu sorumsuz açıklamalarını kabul etmemiz mümkün değil. Bahsettiği gezi olaylarıysa, bahsettiği haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı yapılmış adalet yürüyüşü ise, bahsettiği hangi hak arama ve demokratik protesto hakkını kullanmaysa biz oradaydık, oradayız, gururunu taşıyoruz, bundan sonra da oralarda olacağız. Kaçamazsın, fırsat bulamazsın, canını kurtaramazsın diyerek Palalı katilleri demokratik gösteri hakkını kullanmak isteyebilecek kişilere karşı bir tehdit unsuru, bir paramiliter güç olarak ortaya koyuyorsa eğer ülkenin Cumhurbaşkanı 15 Temmuz göndermesi yaparak demokrasiye karşı girişilmiş bir Fethullahçı, dinci, alçak darbe girişimine karşı toplumun verdiği ortak ve yüksek refleksi kendi arkasında gösterip demokratik hak kullanacaklara, işçilere, emekçilere veya çevre duyarlılığından sokağa çıkmış, bundan sonra gerekirse çıkacak olanlara karşı bu hat bildirmeye çalışana şunu söylüyoruz. Size diktatör dendiğinde korkuyorsunuz veya karşı çıkıyorsunuz, dava açıyorsunuz. Unutmayın ki diktatörler en çok meydanlardan korkarlar. Gerektiğinde demokratik hakkımızı kullanmaya, o meydanları doldurmaya, yaşam biçimine müdahaleye, doğaya müdahaleye, İstanbul'daki yaşam biçimine müdahaleye, Türkiye'deki her türlü demokratik hakka karşı faşizme direnmek gerektiğinde meydansa meydan, sokaksa sokak, yürüyüşse yürüyüş, biz buradayız, pabuç bırakmayız. Sandık birçok faşist diktatöryal rejimde vardır ama özgür meydan, özgür sokak sadece demokrasilerde vardır.